o da aslında o dönemde bir para oluyor. O yüzden insanlar yeri geldiğinde alternatif paraları her zaman üretmişlerdi. Yeni bir şey değil. Nasıl tepki vereceğini iktisadi olarak da 3 aşağı 5 yukarı tahmin de edebiliyoruz. Neticede ortaya çıkacak olan durum şu olacak muhtemelen. Alternatif paralarla aynı bugün farklı nasıl para birimleri varsa, milli para birimleri varsa alternatif para birimleri farklı amaçlarla kullanılıyor olacak ve gene bu farklı para birimleri birbirine dönüştürmek için sürekli kurlara bakıyor olacağız. Kurlar nasıl oldu, nasıl gitti diye. Bunu Bitcoin'de bugün Bitcoin yatırımı yapanlar görecektir. Parayı para olmak dışında aynı zamanda bir varlık olarak da düşünmemiz, daha sık bir şekilde düşünüyor olmamız gerekiyor. Tabiatıyla herkes ilgileniyor, bankalar ilgileniyor, devletler ilgileniyorlar. Hem BRICS içinde hem Avrupa Birliği içerisinde. Hem değişik ülkelerde, yani körfez ülkeleri arasında da yeni para birimleri çeşitli amaçlar için oluşturulmaya başlandı. Daha adil, daha katılımcı bir